Kadına şiddet konulu toplantımızı açıyoruz. Türkiye genelinde son yıllarda Türkiye'de meydana gelen kadına şiddet gerçekten üzücü. Bu üzücü olaylar bizleri derinden üzmekte. Genel merkezimizin kadın konuları genel başkanının bir mesajı var. Bu mesajı kadına şiddeti kınamak amacıyla bugün partimizde yapıyoruz. Ve kadın konuları başkanımız Nurten Hanım'a da söz veriyorum. Buyurun. Ölmek istemiyorum diyen bir anne, anne lütfen ölme diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk. Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Hem de çocuğunun gözleri önünde. Ölmek istemiyorum diye feryat eden Emine Bulut eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu her gün onlarca korkunç örnekte tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülke kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Çünkü bilinsin ki kimse bu cinayette kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbiseleriyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulamaya İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getiremeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanma yerine ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz diye meclis komisyonları kuranlar, boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır. Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi, yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması? Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceği dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadında ölmek istemiyorum diye haykırmıştı. Neden bu kadın cinayetine, kadın şiddetine son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulayabilir cezalar gelmediği sürece kadın cinayetlerini önlemek üzerine konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecektir. Emine Bulut bir tane değil, bir kerecik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de, öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimlerini istemiyoruz, tahrik indirimlerini istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşeti karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Alışamayacağımız, susmayacağımız bir konu. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimce ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede anneler ölmeyecek, çocuklar ağlamayacak. Thank you.